Bugün kutsal gün. Tanrı'ya hep dua edeceğim. Bir kez olsun hayatımda, bir kez olsun. Oğlum bana güzel bir şey söylesin istiyorum. Bunu çok istiyorum. Baba. Baba. Nasıl oldu bu olay? Yangın bir tek onun odasında çıkmış. Belki gaz yağı dökülmüştür. Ama Rudra açıkçası biz bunun cinayete teşebbüs olabileceğini... Kim yaptı? Kim yaptı? Bana bakma. Benim suçum yok oğlum, ben yapmadım. Ben de bütün gün hepinizle panayır yerindeydim. Bence bir şüpheli arıyorsan düşünmen gereken şu. Bu olay sırasında kim orada değildi? Eline geçen ilk fırsatta kim terk etti orayı? Mohini, ne demek istiyorsun? Ranavat'ı ilk kim buldu söyleyin. Kim buldu? Ben. Onu ilk ben gördüm abi. O sırada yangın çoktan kontrolden çıkmıştı ama ben amcanın odasında olduğunun farkında değildim. Peki yangını başlatanı görebildin mi? Evde başka kimse var mıydı? Konuş, neden susuyorsun? Söyle, kim yaptı? Abla yaptı. Hayır, hayır. Parvati abla yaptı. İyi düşün. Öyle cevap ver. Lütfen çok iyi düşünsün Ehri. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Abla yaptı. Hatta görünce seslendim bile ama o... Sunehri, sen ne saçmalıyorsun? Parvati sabahtan beri bizimle panayırdaydı. Bunu nasıl... Evet ama oraya sonradan geldi. Üstelik yalnız geldi. Abinin işi bitene kadar yanında kalması gerektiği halde. Üstelik şimdi burada değil. Emin misin? Abi inan bana, doğru söylüyorum. Oydu, eminim. Hatta üzerinde gelinliği bile vardı. Bir yere gitmek üzere gibiydi. Benim ona seslendiğimi duyduğu an amcanın odasına bir şey fırlattı ve hızla kapıyı çekip dışarı fırladı. Durmasını söyledim ama dinlemedi. Koşarak kaçıp gitti. Sonra tekrar arkama baktığımda ne yazık ki çok geç olmuştu abi. Yanmaya bu kadar çok meraklısan, düğünden sonra yakılacak, ateşe at kendini. Neden sonra yapayım ki? Düğünden önce yapmak isterdim. Hep kandırdı beni. Baştan beri sadece kandırdı. Ama bitti. Bitti artık Paro.
Doktor. Odan nasıl alev aldı? Öğrenmem lazım. Rudra! Oğlum! Türk giderken suyu